Beni dinleyin. Köyümüzün kuyusuna zehir karıştıran kişi şu an hapishanede olmalı. Bak eminim bunu köyün korucusu yapmıştır. Yoksa babamı hapse atıp neden ona işkence yaptı? Karn yüzünden mahkemede hakarete uğradı. Bunun yüzünden intikam aldığına eminim ben. Demircilerle arabacıları birbirleriyle kavga ettirerek yanlış yapanın Karn olduğunu kanıtlamak istiyor. Eğer öyleyse eminim ki Udyakaş zehri karıştırmış olmalı. Bu arada babam dedi ki Udyakaş ormanın içinden galiba mabede doğru gidiyormuş. Belki babanı oraya doğru götürüyordur Karn. Onu takip etmemiz gerekiyor, ne dersin? Hadi onu takip etmemiz gerekiyor. Evet. Karn, gitmeliyiz. Bu kurtlar bize saldıracak. Bu suçlama iyiliği zedeledi. Ya şimdi ona saygıyla yaşama hakkını verin veya ölüm cezası verin. Hakkı sadece Tanrı verir. İnsan sadece kabul eder. Selamlar efendim. Merhaba efendim. Mutlu olun. Neden bu kadar endişelisin? İnsanoğlunun rahat yaşaması ve hakkının yenmemesi için birçok şey yaptım. Haksızlık yapmaktan çok korkuyorum. Bugün sen de gördün. Mahkemede ne karar verildi? Bir arabacının oğlu bugün mahkemede herkese ders verdi. Aklımdan hiç çıkmıyor. Eğer ya bu gerçekten doğruysa, o zaman ne yapacağız ha? Ya onlara haksızlık edersem, insanlar krallarına ya güvenmezse
ve benden nefret ederlerse, o zaman ne yapacağım? Gerçekten bilemiyorum. Evet. Alt kastan insanların sence adalet hakkı var mı? Hayır Mahamuni. Kesinlikle öyle değil. Bu konularda nasıl ayrım yapabilirsin anlayamıyorum. Bunların hepsi Tanrı'nın armağanlarıdır. Ama artık bu sistemde alt kastan insanlar hep işkence gördü. Ama sen de biliyorsun ki her insan aynı haklara sahip olamaz, değil mi Maha? Disiplinin sınırlamalar sağlar. Ve de disiplin adaleti. Kesinlikle haklısın. Ama üst sınıftan insanlar hep kendilerini alt sınıf insanlar için feda ediyor. Bu da bir gerçek. Yani bu sömürü sisteminin asla sonu gelmeyecek. Ve şunu da sakın unutma Bişma. Belki de insanoğlunun ilk dönemleriydi. O zamanlar insanoğlunun birçok iyi özelliği vardı. Bu yüzden kas sistemi asla temel değildi. Bunu da yine yapan insandı ama... Zamanla kötü niyetler artmaya başladı. Olanlar oldu. Çok eskiden küçük gruplar oluşturuldu. İlerleyen dönemde güç sadece savaşçılara ve krallara verildi. Ve sıradan insanların bilgi ve güce sahip olma hakları elinden alındı. Yani bu işin sebebi bu işte. Sistem her zaman baskı ve sömürüye sebep olacaktır. Şunu asla unutma. Zulüm varsa isyan da vardır. O zaman söyle bana Mahamuni. Bu durumda ne yapmam gerekiyor benim? Biz sadece görevlerimizi yapmalıyız Bişma. Ve Tanrı'nın işaretini beklemeliyiz. En önemlisi de sistemi düzeltmeye çalışmalıyız. Tahttayken görev ve yetkilerini kötüye kullanmamanı sağlaman gerekiyor. Topluma mutluluk getirmeyi istiyorsan bunları başarmalısın. Mahamuni, selamlar. Mutlu ol. Efendim, Pandu size bir mesaj gönderdi. Umarım her şey yolundadır. Bakın, bir çocuğun doğumu her zaman iyi bir şanstır. Pandu'nun sevgili ikinci oğlu doğacak. Mahamuni, Diritraş'ın ne zaman bir oğlu olacak söyler misin lütfen? Yakında bir oğlu olacak. Ama oğlundan mutluluk alabilecek mi? Bundan şüpheliyim. Mutlu olun.
oğlum, sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ben her zaman yanındayım. Bu kötü işaretler ne için efendim? Hizmetçi, rüzgar neden bu kadar hızlı esiyor? Bütün bu sesler... Ne oluyor böyle? Neler oluyor efendim? Yakında bir oğlu olacak. Ama oğlundan mutluluk alabilecek mi? Bundan şüpheliyim. Bir dur. Hemen gidip onlarla konuşmamız gerekiyor. Bu çok tuhaf. Ama bütün bu hayvanlar neden saraya doğru gidiyor? Annem derdi ki eğer gerçekten kötü bir şey olursa... Hayvanlar bunu insanlardan çok önce bilirmiş. Ama sarayda ne olabilir Karn? Arya, bu sesler, bu işaretler, bütün bunlar ne Arya? Bu Pando'nun değerli ikinci oğlu Gandare'nin doğumunun işaretidir, anladın mı? Oğlum! Neden hala doğmadın, neden?
Eski metinlere göre en büyük düşman ve en kötü insan dünyaya geldiğinde bununla birlikte onun işini bitirecek olan o büyük savaşçı da dünyaya gelirmiş. Oğlum, bu sesi duyuyor musun? Bak, düşmanın doğdu işte. Artık doğma sırası sende oğlum. Hadi gel artık dünyaya. Bütün umutlarımı sana bağladım oğlum. Her şey sana bağlı. Hadi gel. Hadi oğlum. Artık dünyaya gel ve bana huzur ver. Lütfen, lütfen. Hadi oğlum. Oğlum lütfen gel. Hadi. Lütfen. Efendim? Vidur, Mahamuni bizi bu çatışmalar konusunda ciddi bir şekilde uyardı. Kötü zamanlarımız şimdi başlıyor. Efendim, eski metinlere göre
Tıpkı yangın çıkmadan önce büyük bir duman çıkması gibi aynı şekilde yakın gelecekte bekleyen çok büyük bir bela olduğunda ya da büyük bir doğal felaket olduğunda. O zaman bütün evren sana işaret verir. Kimden söz ediyorsun Vidur? Bunu söylediğim için çok üzgünüm efendim ama... ifade edecek kelime bulamıyorum ne yazık ki. Kraliçe Gandari'nin ilk oğlundan bahsediyorum efendim. Bütün kötülüklerin sebebi... o çocuk olacak... ve her şeyi mahvedecek. Bu söylediklerinden kesinlikle emin misin Vidur? Bu işaretler açıkça bunu söylüyor. Bunu vicdanıma soruyorum. Kuru imparatorluğunun mutluluğunu ve güvenliğini düşünüyorum efendim. Sadece tek bir seçenek görebiliyorum. O seçenek de doğan çocuğu yanlış olsa da öldürmek efendim. Başka bir seçenek yok. Üzgünüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.